Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu Profesör Doktor Türkan Saylan ölümünün 6. yılında anıldı. İstanbul'daki törende Türkan Saylan bilim ve sanat ödülleri de sahiplerini buldu. Cumhuriyet'in yetiştirdiği önemli kadınlardan biri olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin unutulmaz genel başkanı Profesör Doktor Türkan Saylan ölümünün 6. yılında İstanbul'dan anıldı. 2009 yılında Ergenekon tertibinde hedef alındıktan 1,5 ay sonra hayata veda eden Profesör Saylan'ın anma törenine çok sayıda önemli isim katıldı. Onun yetiştirdiği gençler Türkiye'de önemli mevkilere gelmeye başladı. Ve biz Vatan Partisi olarak hocamızın bayrağını devraldık. Eğitim ve öğretimi partimizin en öncelikli politikası yaptık. Türkan Saylan hanımefendinin evladı olmak, onun yanında olmak, onun anmasında bulunmak bizim için bir onur. Bana göre Türkan Saylan'ın vefatı bir cinayettir. Bu cinayetin arkasında olanlar zaten kendilerini biliyor. Silemediler, silmediler, karalayamadılar, başaramadılar. Bundan sonrası da olmayacaktır. Ona herkes linç etmek istedi ama onlar linç ettikçe Türkan Saylan daha da büyüdü. Onlar unutulacak, onlar tarihe kara leke olarak geçecek ama Türkan Saylan unutulmayacak. Gericiliğe karşı, karanlığa karşı mücadele eden, aydınlık yarınlar için, aydınlık bir cumhuriyet için mücadele eden bir cumhuriyet kadınıydı, Mustafa Kemal kadınıydı. Sanatçı Gülşen Tuncer'in sunuculuğunu yaptığı gecenin açılış konuşmasını ÇYD'de yönetim kurulu üyesi Nihal Kızıl yaptı. Hep birlikte kol kola omuz omuza yürüyeceğinize söz veriyoruz, emaneti emin ellerde. Konuşmaların ardından Profesör Saylan'ı anlatan bir belgesel film gösterildi. Gecede 5.'si yapılan Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül töreni sonrası Cihat Aşkın ve Mehru Ensari, Saylan anısına keman ve piyano resitali verdi.